Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz mısır konservesi. Evet, herkesin evinde olması gereken mısır konservesi. Çorbalarını yapın, pizzalarını yapın. Açın, öyle sade sade tüketin. Mesela ben tereyağını eritiyorum. Mısırı da güzel içinde kavuruyorum. Şu dışarıda satılan hazır mısırlar var ya, hani tereyağında kavrulmuş. Aynısı onun gibi, yani tıpatıpkı aynısı arkadaşlar. O yüzden dışarıdan yemeye gerek yok. Kendi konservemizi koyarak kendi mısırımızı evimizde afiyetle tüketebiliriz. Ama lütfen videoyu atlamadan izleyiniz. Çünkü mısır konservesinin dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Eğer dikkat etmezseniz konservelerinizin kapakları şişebilir, konserveniz tutmayabilir arkadaşlar. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyiniz. Harika bir tarif. Dediğim gibi biz çorbalarda kullanıyoruz. Pizzalarda çocuklarım çok seviyor. Sade şeklini, hele ki benim çocuklar bayılıyor. 4-5 şişesi gitti bile. Yani benim çoluk çocuk maalesef çok seviyor mısırı. O yüzden ben de onlar için konserve koymayı tercih ettim. Harika bir tarif, yapılması gereken muhteşem tariflerimizden biridir. Püf noktalarına dikkat ederek sizler de evinizde mısır konservesi koyabilirsiniz. Malzemeleri info kısmında verdim. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim arkadaşlar. Bize gerekenler süt mısır, taze mısır olması lazım. Böyle gördüğünüz taze süt mısırları, yapraklarından veya ne derler, kabuklarından soydum, püsküllerinden ayıkladım. Bu şekilde ortadan ikiye keserek düdüklü de haşladım. Ama bunu sizin için yaptım arkadaşlar. Çünkü benim çok fazla büyük tencerem yok. Sizin için böyle az bir şekilde haşladım ama geri kalan kısmını ben köyde haşladım. Böyle kazanın içine doldurduk, haşladık yani mısırlarımızı. Evde yapmam imkansız. O yüzden köyde haşladım ve böyle evime haşlanmış mısırları getirmiş oldum. Benim için büyük bir kolaylık oldu. Evet, haşlanmış mısırlarımızı tanelerinden ayırıyoruz. Ben ilk sırasını çatalla çıkartıyorum. Burada göstermeyi unutmuşum. Sonrasında böyle elimle, evet, bu şekilde tanelerinden kolaylıkla ayırıyorum arkadaşlar. Bu arada bu sene yaptığınız konservelere dikkat ediniz. Çünkü kapaklar çok kalitesiz ve tutmayabiliyor arkadaşlar. Kapaklar anında şişebiliyor. O yüzden herkes konservesini lütfen kontrol etsin. Evet, mısırlarımızı tanelerine ayırdık. Şimdi mısırlarımızı bir güzel yıkıyoruz. O bulanık suyu gitsin. Duru suyla yapmamız lazım. Çünkü bulanık suyu gitmesi için mısırlarımızın üzerine su dolduralım. Bir güzel yıkayalım ve sonrasında suyunu süzdürelim. Evet, güzelce yıkanmış, suyla süzdürülmüş mısırlarımızı şimdi şişelerimize dolduruyoruz. Ama ağzına kadar doldurmayacağız. Bir parmak genişliğinde yer bırakalım, görüyorsunuz. Ağzına kadar doldurmayalım çünkü mısırlar sonradan şişme yapabiliyor arkadaşlar. İçeride şişiyor ve kapaklar tutmayabilir. Bakın, bu bir püf noktasıdır. Birinci püf noktası budur. Şişelerin ağzına kadar doldurmuyoruz mısırları. Sonrasında birer çay kaşığı kadar mısırlarımızın üzerine tuz ilave ediyoruz. Daha sonra da birer çay kaşığı da şeker ilave ediyoruz arkadaşlar. Her şişenin içine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da şeker ilave edelim ve üzerlerine kaynamış su döküyoruz. Evet, üzerlerini dolacak şekilde kaynamış su dökeceğiz. Ve şimdi sıra geldi asıl en önemli püf noktasına arkadaşlar. Burayı kesinlikle, lütfen kesinlikle kaçırmadan dinleyiniz ve izleyiniz. Konserve mısır şişeleri maalesef mısırlar içinde şiştiği için patlama yapabilir. Kapakları şişebilir. O yüzden püf noktalarına dikkat edersek harika bir mısır konservesi elde edebiliriz. Ha, dikkat etmezseniz mısırlarınız ziyan olabilir. O yüzden bu kısma lütfen dikkat edin. Şimdi şişelerimizin içine mısırlarımızı doldurduk. Bir parmak genişliğinde yer bıraktık, değil mi? Tuzumuzu, şekerimizi ilave ettik. Üzerine gelene kadar da suyumuzu ilave ettik. Ve şimdi mısırlarımızın havasını almamız lazım. Evet, şaşırmadınız. İçindeki havasını almak için bir kahvaltı bıçağıyla böyle dıştan içe doğru çekiyoruz her tarafından ki mısırların içi, o hava havasını dışarıya alalım ve mısırın, yani her tarafına o suyu ulaşabilsin. Daha sonra bakın, suyu çekmiş oluyor. Çünkü havasını alıyoruz ya. Suyu çekmiş oluyor. Çeken suyun üzerine tekrardan kaynamış su ilave ediyoruz. Ağzını doldurana kadar, şişenin ağzı dolana kadar kaynamış su ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve şişelerimizi sağlam yeni kapaklarla iki geri bir ileri yaparak sıkıca kapatıyoruz.
Neden iki geri bir ileri biliyor musunuz? Çünkü iki geri yapınca kapak oturuyor. Ondan sonra bir ileri yapınca sıkıca bir şekilde kapanıyor kapaklarımız. Birinci püf noktamız mısırımızı ağzına kadar doldurmuyoruz. İkinci püf noktamız ise havasını almayı unutmuyoruz. Böyle bu şekilde. Mısırlarımızın havasını almayı unutmuyoruz. Bakın bir kahvaltı bıçağı yardımı ile ileri geri yaparak mısırların havasını alıyoruz ve kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Vallahi dediğim gibi kızlar, bu sene nedense konservelerin kapakları tutmuyor. Çok kalitesiz yapmışlar çünkü konserve kapakları kara borsaya düşmüş. Herkes beni suçluyor. Hep senin yüzünden diyor, kara borsaya düştü kapaklar diyor. Kapak bulamıyoruz. Üretilen kapaklarda maalesef çok kalitesiz. İnanın tutmuyor. Sonradan atma yapıyor, şişme yapıyor. O yüzden Allah'ım ne olur yaptığımız onca emek zayi olmasın. Ne olur o kadar dua ediyorum ki çünkü bugün de marmelatım hava almıştı. Tekrardan onu döktüm, kaynattım, bir daha şişelere koydum. Arada bir kontrol edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Konservelerimizi arada bir kontrol etmeyi unutmayalım. Ben konuşurken şişeleri de bir yandan tencereye diziyoruz. Evet, şişelerimizi ters bir şekilde büyük bir tencerenin içine dizelim. Üzerine geçecek kadar da su dolduralım ve tam 45 dakika kaynamaya bırakalım. Mısırlarımız 45 dakika kaynadıktan sonra da arkadaşlar tencerenin kapağını açmayalım. Bir gece öyle kaynar suyun içinde beklesin, iyice vakumlansın. Ertesi sabah da ılınmış suyun içinden konserve mısırlarımızı çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi huzurlarınızda mısır konservemiz de hazırdır. Ben tezgaha dizdim sizler göresiniz diye. Sonradan rafıma kaldıracağım tabii ki de. Dediğim gibi inşallah bunlara bir şey olmaz. Artık korkuyorum, panik yapmaya başladım. Yani ya bu kapaklarda tutmazsa ve 11 tane salça kavanozumun kapakları şişti maalesef. Tekrar kavurdum, tekrar koydum. Marmelatım, dediğim gibi marmelatım da kapakları şişti. Onları da kavurdum koydum. Çünkü kapaklar kalitesiz bu sene. Herkes konservesine lütfen dikkat etsin. Elimizden geldiği kadar kontrol etmeye çalışalım arkadaşlar. Geldik bir güzel tarifin daha sonuna. Artık içimden böyle ağlayasım geliyor. Çünkü bu konservelerin kapakları şiştikçe ben bunalıma girdim. İnanın çok yoruldum artık. O yüzden burada biraz dert yanmak isterim sizlere arkadaşlar. İçimi dökmek isterim. Harika bir mısır konservesi oldu. Emin olun sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.